Sevgili seyirciler, İsrail-Hamas arasındaki rehine anlaşmasında ilk gün takas olan arasında yer alan Melek Salman ilk kez TGRT Haber ekibinden Kaan Kalyoncu ve Erhan Esen'e konuştu. 8 yıl İsrail hapishanelerinde esaret altında kalan Filistinli Salman ne 7 Ekim'deki çatışmadan ne de serbest bırakılacağından haberdardı. Melek, İsrail hapishanesinde yaşadığı insanlık dışı yılları işte bu sözlerle anlattı. İzleyelim. Biz mahkumları teröristler olarak görüyorlardı. Beni tutukladıklarında okula gidiyordum ve tutuklanırken dövüldüm. 16 yaşındaydım. Beni insanlık dışında koşullarda bir cezaevine soktular. Cezaevinde 8 yıl boyunca güneş ışığı görmedik ve temiz hava solumadık. İsrail vahşetiyle henüz 16 yaşındayken tanıştı. Okul çağlarında bir İsrailli'yi öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla İsrail askeri tarafından hapishaneye atıldı. En güzel çağını demir parmaklıklar arkasında geçirdi. İsrail zulmünü yaşayan Filistinlilerden yalnızca biri, onun adı Melek Salman, şimdi 23 yaşında. Rehine takası anlaşmasıyla esaretten tam 8 yıl sonra kurtuldu. Soluğuysa yıllardır hasret kaldığı ailesinin yanında aldı. İsrail ve Hamas arasında haftalardır süren savaşın ardından taraflar müzakere masasına oturdu ve bu masadan rehine takası ve 4 günlük kısmi ateşkes kararı alındı. İşte rehine takasının ilk gününde Melek'in ismi vardı. Liste İsrail cezaevine verildi ama Melek'in bundan haberi yoktu. Cezaevindeki yetkililer Melek'e çıkmasına 5 dakika önce haber verdi ve Melek yaşadığı o mutluluğu bakın hangi sözlerle anlattı. 8 yıl boyunca esaret altında kaldıktan sonra duygularımı ifade etmek zor. Birçok esiri geride bıraktım ve dışarı çıktım. Ailemle tekrar bir araya geldiğim için sevinçliyim. Ancak cezaevlerinde geçirdiğim zorluklar nedeniyle hüzünlüyüm. Melek takas anlaşması çerçevesinde serbest bırakılacağından dahi habersizdi. Gözlerim ve ellerim bağlıydı dedi. Evde olduğuma hala inanmıyorum diye de ekledi. Evime girdiğimde bunun gerçek olduğuna inanamıyordum. Adeta ayaklarımın beni taşımadığını hissettim. Çünkü sevinç çok büyüktü. Ve aynı zamanda cezaevlerinden çıkarılırken gözlerimiz kapalıydı ve ellerimiz bağlıydı. Sürekli hapisten hapse taşınıyorduk. Bu yüzden ruhsal durumum çok kötüydü. Melek okul yıllarımda haksız yere suçlandım, hapse atıldım diye konuştu. Cezaevinde terörist muamelesi gördüklerini söyledi. Beni tutukladıklarında okula gidiyordum ve tutuklanırken dövüldüm. 16 yaşındaydım. Beni insanlık dışında koşullarda bir cezaevine soktular. Cezaevinde 8 yıl boyunca güneş ışığı görmedik ve temiz hava solumadık. Ayrıca duş yerleri odaların dışındaydı. Cezaevi yönetimi banyo gününü ve saatini belirlerdi. Bu ihlaller bazen artar, bazen azalırdı. Çünkü biz mahkumları teröristler olarak görüyorlardı. Bizi hiçbir şekilde insan gibi görmüyorlardı. Sürekli bize hakaret ediyorlardı. Melek cezaevindeyken annesinin kanser hastası olduğunu öğrendi. Dünyası ikinci kez başına yıkıldı. Unutamayacağım en zor anlardan biri annemin kanser olduğunu cezaevindeyken telefonla öğrendiğim andı. Melek bundan sonraki planının yüksek lisans yaparak eğitimine devam etmek olduğunu söyledi. Türkiye'ye mesajı da vardı. Yüksek lisans yapmak istiyorum. İnşallah Gazze özgürleşecek, savaş bitecek ve herkes ailesinin yanına dönecek ve koşullar düzelecek. Filistinliler olarak meydan okumaya ve direnmeye devam edeceğiz. Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Filistinliler olarak bize destek veren Türkiye'ye minnettarız. Dayanışmaları ve yardımları için onlara teşekkür ediyoruz.